Bir haftalık bebekti. Kontrol amaçlı hastaneye gittiğimiz zaman hemen zaten ilaç tedavisine başlanıldı. Şahsen gözümüz hep onun üzerindeydi. Bu her ay her gittikçe arttı tabii. Uzun yıllar işte 3 yaşına kadar takip edilmiş sık aralıklarla. Bizi zaten ameliyat için, opera için sevk ettiler. Denk geliyor dedi zaten, o yüzden hemen yapmamız lazım dedi. Çok sık hastalanan, çok sık enfeksiyonlar kapıyor. Ameliyata girecek, yani çok tedirginiz açıkçası. Büyümesi de geri kalmış. Hareketleri de biraz daha yavaşlamış. Şimdi birazdan işleme alacağız inşallah. Umarım her şey yolunda gider. Kalbin sol karıncığından sağ karıncığına temiz kanla kirli kan burada karışıyor. Bıraktığımızda herhangi bir yere oynayıp oynamayacağını kontrol etmemiz gerekiyor. Müdahale edilmese bahozun yıllar içerisinde kalbi giderek büyüyecek. Haftalık bebekti. Sarılık olur her bebeğin olduğu gibi bizde öyle teşhisi oldu. İşte öyle öğrendik, doktora götürdüğümüzde üfürüm var dediler. Ondan sonra hemen bizi çocuk kardiyolojisine sevk ettiler. Orada götürüp gösterdik. Oradan da işte baktılar deliği var dediler. İlk başta bize bir dediler. Bir dahaki ay götürünce iki deliği var dediler. Bu her ay her gittikçe arttı tabii. En sona götürdüğümüzde 3 deliği var dediler. Hemen zaten ilaç tedavisine başlanıldı. Doğumdan bir hafta sonra kontrol amaçlı hastaneye gittiğimiz zaman hoca zaten üfürüm var dedi. O yüzden orada öğrendik zaten, bir hafta sonra öğrendik doğumdan sonra. Doktora götürdüğümüz zaman daha 8 aylıkken bizi zaten ameliyat için, opera için sevk ettiler. Bizim götürdüğümüz doktor yok kalsın dedi hani şimdi. Hani küçük dedi, yapamaz, altından kalkamaz diye. Biz de ona uyaraktan tekrar ilaçlarına devam ediyorduk. Bekliyorduk hani belki biz de diyorduk bir ümit olur hani kendiliğinden kapanır diye. Yani ilk 8 aylıkken daha 3-4 milimdi. Şu an 8 milim. Dün 2 gün önce baktı 8 milim dedi ama 2 katı çıktı. 1,5 santim falan çıktı ağrımın. Şahsen gözümüz hep onun üzerindeydi. Yani bir yere gittiği zaman hep arkasından gidiyorduk. Acaba düşer mi, şey olur mu diye korkuyorduk yani. Baktık ki olmuyor işte. Ta 3 yaşına gelene kadar ilaçlarla. Ondan sonra zaten hocamızı tanıdık. Ona gösterdik başta Urfa'da. Bu muayene etti, o da hemen zaten ameliyat önerdi. Ondan sonra işte biz de ameliyat için getirdik onu. Ender Hoca zaten söylemişti zaten hemen olması lazım. Ne kadar gittikçe deliği büyüyor dedi. O yüzden çünkü kapkapakçığına denk gelecekmiş dedi. Çünkü şu an bile az yakın dedi, yani denk geliyor dedi zaten. O yüzden hemen yapmamız lazım dedi. Çok sık hastalanan, çok sık enfeksiyonlar kapıyor.
Yani sürekli ayda bir hasta oluyor. Hep yani hayatı ilaçlarla geçti diyelim. Hep ilaçlarla büyüdü. Yani şimdiye kadar hep öyle. Ameliyata girecek. Yani çok tedirginiz açıkçası. Hani korkuyoruz da. Yani ne diyeyim, çok heyecanlıyız. Nasıl geçeceğini merak ediyoruz. İnşallah yani başarılı geçecek. Yani güveniyoruz hocamıza. Sonuçta bu bir kalp ameliyatı olacak. O yüzden endişelerimiz çok ama hani hocamız yönünden biraz içimiz rahat duruyor. Bakacağız artık daha nasıl geçecekse. Bahuz doğduğundan beri kalbindeki problem tespit edilip bilinen ve takip edilen bir hastaydı. Doğduğundan itibaren kalbindeki deliğin farkındaydılar. Değişik merkezlerde delik kapanabilme ihtimali göz önüne alınarak uzun yıllar, işte 3 yaşına kadar takip edilmiş sık aralıklarla. Bu dönemde sadece ilaç tedavisi verilmiş ve deliğin kendi kapanma ihtimali değerlendirilmiş. Ancak bundan emin olunduktan sonra, yani kendi kendine kapanmayacağına emin olduktan sonra kendisine ameliyat önerilmiş. Çünkü hem Bahuz artık yorulmaya başlamış, hem de ekokardiyografik bulgularında kalbin büyümeye başladığı, akciğer basıncının yavaş yavaş yükseldiği görülmesi üzerine daha önce takip eden doktor arkadaşlar tarafından ameliyat önerilmiş. Bize de ameliyatsız bu işin yapılıp yapılamayacağını öğrenebilmek adına geldiler ve bu şekilde ilk tanışmamız oldu. Evet, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet, hastamız hazır mı? Tetkikleri nasıl çıktı? Görelim. Tamam. Kanları hazırlandı. Cihazlar getirildi. Bir problem yok. Ateşi yok. Enfeksiyon markerleri normal. Peki, tamam. O zaman alabiliriz herhalde. Hasta? Burada. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam, nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhabalar. Bahuz, nasılsın? Ne haber? Var mı sıkıntı? Çok hocam, iyi. Ateşi falan yokmuş. Yok. Tetkikleri normal çıktı. Gayet güzel. Şimdi birazdan işleme alacağız inşallah. Bir problem çıkmayacak. Evet. O kalbindeki deliği içerisine küçük bir cihaz koyarak kapatmayı planlıyoruz. Anjiyoyla yapacağız biliyorsunuz. Evet. Hafif bir sedasyon, sakinlik vereceğiz. Genel anestezi bile sayılmayacak. Evet. Kasıktan girerek o kalbindeki deliğe ulaşıp uygun bir cihazla kapatmayı planlıyoruz. Umarım her şey yolunda gider. İnşallah. İşlem yaklaşık bir saat kadar süreceğini düşünüyoruz. Var mı aklında kalan bir şey, takılan, yok, sormak istediğin? Yok da. Bir riski falan olur mu acaba? Tabii ki ufak tefek riskleri mutlaka olacaktır. Bu sonuçta çok basit bir işlem değil. Evet, öyle. Ama ameliyatla kıyasladığımız zaman çok daha az bir risk oranı var. Ve ayrıca işlem umarım iyi gittiği zaman çok daha konforlu olacak. Ertesi gün sizi taburcu edebilecek pozisyona getirebileceğiz. Ama tamamen risksiz bir olay değil. Sizinle bunlarla ilgili uzun bir detaylı bilgi zaten verilecek. Ve onunla ilgili onan formu mutlaka alacağız. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere aşağıda. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bahuz ilk muayenesinden itibaren zaten yaşıtlarına göre çok hafif, daha büyümesi de geri kalmış. Hareketleri de biraz daha yavaşlamış bir çocuk. Aynı zamanda muayenesinde de tamamen ventriküler septal defekt dediğimiz üfürümü olan kalp muayenesi, tamamen kalpte bir delik olduğunu gösteren bulgularla ilk olarak gördük. Daha sonra yaptığımız muayenesinden sonra ekokardiyografisinde de kalbindeki deliği tespit ettik. Zaten bilinen bir şeydi ve bunun ameliyatsız yöntemle kapatılıp kapatılmayacağı hususunda özellikle değerlendirmeler yaptık. Ve ilk değerlendirmelerimizde de bunun ameliyatsız yöntemle kapatılabilmeye uygun olduğunu gördüğümüz için işlemi almaya karar verdik. Thank you.
Şimdi öncelikle burada yaptığımız sol karıncaya verdiğimiz boyayla deliğin ne kadar büyük olduğunu ve nerede olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet büyük miktarda boya maddesi kalbin sol karıncığından sağ karıncığına geçiyor. Yani temiz kanla kirli kan burada karışıyor. Ölçümünü de yaptığımızda içeride 1 santimetreden biraz büyük bir delik olduğunu iki karıncık arasında görüyoruz. Arter yani atar damar tarafından geldiğimiz bir telle karıncığın solundan sağına geçtik. Şimdi bu teli tekrar toplar damar tarafından toplayıp bir ring yapacağız arterle ven arasında. Şu anda çocuğun deliğinden, kalbin içerisindeki delikten bir telle geçmiş durumdayız. Şimdi cihazı tam deliğin olduğu yerde açmaya çalışıyoruz. Evet, açıldı cihaz. Şimdi görüyorsunuz cihazı tam deliğin olduğu yerde açmaya çalışıyoruz. Bir yandan da ekokardiyografi ile kontrol ediyoruz ki tam deliğin yerine oturmuş mu? Kalbin diğer dokularıyla olan ilişkisi nasıl? Herhangi bir zarar veriyor mu? Onların hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Şu anda bu pozisyonda biraz bekleyip cihazın güvencede olup olmadığını, bıraktığımızda herhangi bir yere oynayıp oynamayacağını kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi o işlemleri yapacağız. Şimdi cihazı serbestleştirdikten sonra deliği tamamen kapatıp kapatmadığını, kalbin diğer dokularına, yapılarına zarar vermediğini kontrol etmek için son bir enjeksiyon, bir anjiyo yaptık. Orada da görüldüğü gibi cihaz gayet iyi yerinde oturmuş, tam olması gereken yerde duruyor ve diğer organlarla ilişkisi, diğer yapılarla ilişkisi çok iyi pozisyonda. Aynı şeyleri ekokardiyografiyle de eş zamanlı kontrol ettikten sonra şu anda içimiz daha rahat, bitirebiliriz işlemi. Tamamen anne karnında, bebek daha anne karnındayken ilk 2-3 hafta içerisinde kalbin gelişmesi sırasında oluşan, kalbi birbirinden ayıran, kalbin karıncıklarını birbirinden ayıran, kirli ve temiz kanın dolaştığı odacıkları birbirinden ayıran duvarların gelişimiyle ilgili bir bozukluk bu. Anne karnından itibaren oluyor ve doğduktan sonra da özellikle deliğin büyüklüğüne göre 6 aydan sonra çok ciddi bulgular ortaya çıkartıyor. Canımı alıp götürüyorlar. O an çok kötü. Yani duygularım hiç anlatılmaz zaten. Hep ağlamakla geçti. Yani zaten içeriden bilgi getiriyordular bize. Yani biraz korku vardı tabii. Hocamızın bize söylediği gibi. Hani her ameliyatta olduğu gibi riskleri vardı. Hani ölüm kalım gibi. Hocamıza güvendiğimiz için biliyorduk. Zaten geldi yatağa. Görünce zaten çok mutlu olduk. Her şey çok iyi oldu vallahi. Alıp götürdükleri zaman bizzat şahsen kendinden geçti zaten. Şunu söyleyeyim, çok üzüntülüydük zaten. Normalde kalp ameliyatı sırasında göğüs kesilerek, göğüs duvarı kesilerek çocuğun kalbi durduruluyor ve yama ile delikler kapatılıyor genellikle. Kalp zarından alınabilir veyahut da ilave yamalar olabilir ama bizim yöntemde tamamen çocuk sadece bir sedasyon altında, yani derin bir uykuda, genel anestezi altında bile almadan yaptığımız bir işlem. Kateter laboratuvarında kasıklarından girerek damarlara ve oradan da kalbe ulaşıyoruz ve deliğin içerisine değişik yöntemlerle
ve değişik şekildeki cihazlarla deliğin şekline uygun olan cihazlar yerleştirerek iki karıncık arasındaki geçişi kapatıyoruz. Yöntem tamamen kateter salonunda, anjiyo salonunda yapılan bir işlem. Derin sedasyon altında ve kalp akciğer pompasına bağlı olmadan yapılan bir işlem. Avantajlı olarak da tabii ki kalp akciğer pompasına bağlanmama, göğsü ön kafesinin açılmaması çok önemli avantajlar. Aynı zamanda iyileşme süreci tabii ki hiç kıyaslanamayacak derecede az. Ertesi gün taburcu ediyoruz genellikle çocukları. Bilemediğiniz 48 saat içerisinde yoğun bakıma girmeden taburcu oluyorlar. Hafif ağrıları oldu, ondan sonra rahat uyudu. İyi şimdilik, bir sıkıntı yok. İyi geçiyor yani. Tabii korku var da içimizde, nasıl olur diye. Yani nasıl, iyi geçer mi, başarılı geçer mi diye. Çok yani merak ediyorduk yani. Ama çok şükür iyi geçti. Bir sıkıntı yok yani şu an. Eğer delik daha önceden yapılan anne karnındaki muayenelerde, fetal ekokardiyografi dediğimiz muayenelerde ortaya çıkmadıysa, doğduktan sonra doktorlar muayene ediyorsa üfürüm duyabilirler ve üfürümle birlikte bunu tespit edebilirler. Ama anne babaların özellikle kalbinde delik olan çocuklarda muayeneye gitmeden de anlayabileceği bazı bulgular var. Bunlar özellikle bebeklik döneminde çocuğun emerken çabuk yorulması, anneyi uzun süre memesini tutamaması ya da beslenememesi ya da beslenirken sık sık aralıklar vermesi ve nefes nefese kalması, alnında terlemeler, soğuk terlemeler, burun kanadının çok fazla miktarda sorunuma katılması, bu tür bulguların hepsi kalpte bir delik olabileceğinin bulgusu. Morarma bulgusu çok nadiren, sadece delik olan çocuklarda çok nadiren olur. Eğer deliğe başka hastalıklar da ilave ise o zaman morarma da erken bebeklik döneminde ortaya çıkabilir. Kalbin içerisine koyduğumuz cihazı yerinde görüyoruz. Gayet iyi duruyor. Delik tamamen kapanmış vaziyette. Kalbin diğer kapaklarına hiçbir zararı yok. Hiçbir şekilde dokunmuyor. Bir kaçağa ya da darlığa yol açmış durumda değil. Delik de tamamen kapanmış vaziyette. Şu andaki her şey iyi görünüyor ve delik kapanmış, problem de hallolmuş olarak. Görüntü bu. Her şey yolunda. Evet, şuradan da bakalım. Bugün sağlıklı olarak doğan her 100 çocuğun ortalama bir tanesinde bir kalp problemi oluyor. Biz burada transkateter yöntem dediğimiz ya da perkütan yöntem diye de isimlendirilebilen ameliyatsız yöntemle tedaviyi tercih ediyoruz. Özellikle eğer buna uygunsa çocukların önemli bir kısmında da bu yöntemle başarılı olma ihtimali var. Bu oran giderek de teknolojinin gelişmesiyle ve deneyimlerin ilerlemesiyle birlikte artıyor. O yüzden de tek çözüm ameliyat değil. Ameliyattan önce ameliyatsız yöntemle, kateterle tedavi yöntemi bu çocuklar için mümkün ve giderek artıyor. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Kontrolleri de gayet güzel geçti. Artık 24 saatimizde geçti, her şey yolunda görünüyor. Taburcu olmaya hazırız. Evet. Var mı şikayetiniz? Problem olmadı. Keyfi yerinde değil herhalde. Giderse daha iyi olacak. Evet. İyi. Her şey güzel görünüyor. Ekomuz da güzeldi. Her şey yerli yerinde. Cihazda bir problem yok. Kaçak yok. Kapakta bir problem yoktu. Bacağı da iyiydi. Artık takiplere geleceksiniz. Öncelikle kısa aralıklı takip yapacağız. Sonra giderek arayı açacağız. Belli bir zaman sonra da zaten inşallah takipten çıkartıyoruz. Şimdi artık bugün sizi taburcu etmeye hazırız yani. Sizin de içinde bir problem yoksa gidebiliriz. Var mı sormak istediğiniz şey Akzak Hanım? Kaç ayda getireceğiz yani? Kaç ayda bir? Önce bir ay sonra göreceğiz. Daha sonra 3. ayında sonra aralıkları giderek açacağız. Sonra normal rutin takibine yıllık takip olarak devam edeceğiz. Tamam. Planımız o şekilde. Eskiden kullanmış olduğunuz ilaçların tamamını keseceğiz. Çünkü artık kalbine yük verecek olan bir delik kalmadı. Her şey yolunda görünüyor. Sağ olun hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Hoşça kalın. İyi yolculuklar.
Bahoz artık ilk bir yıl içerisinde takibi biraz daha sık olacak ama ondan sonra giderek daha aralıklar açılacak. Vücut bu konulan cihazı zaman içerisinde yaklaşık bir 6 ay süren bir zaman zarfında tamamen kendisi üzerini kapatıyor ve kendi dokusunun içerisine alıyor. Ve ondan sonra bir vücudun kalbin parçası gibi hareket etmeye başlıyor ve ömrünün sonuna kadar da orada o şekilde kalıyor. Tekrar bir işlem yapılmıyor. Kontrollerine gelecek, ekokardiyografik muayenelerini yapacağız. Zaman içerisinde kalbin kendisini toparlamasıyla birlikte zaten bir kısmını kestiğimiz ilaçları tamamen keseceğiz. Ve beklentimiz tamamen sağlıklı bir hayat yaşaması. Diğer çocukların hiçbirinden fark edilmeyecek şekilde normal sağlıklı bir hayat yaşamasını ümit ediyoruz. Beklentimiz bu yönde. Eskiden koşunca, oynayınca hemen yoruluyordu. Şimdi rahatlıkla koşabiliyor, rahatlıkla yürüyebiliyor. Eskisi gibi değil yani. Artık sağlığına kavuştu. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle rahatım kadardı. Tamam oğlum. Bak, atardım. Gerçekten şu an çok mutluyuz. Çok iyi şu an. Hocanın dediğine göre çok iyi şu an durumu. Kalp deliği de zaten kapanmış. Gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz hocamıza. Eskiden bir iki adım atınca ay yoruldum, kucağınıza alın beni diyordu. Şimdi ise rahatlıkla yürüyor, koşuyor, parka gidip oynuyor kendisi. Hiçbir sıkıntı yok yani. Çok yoruluyordu önceden. Şu an öyle bir şey yok yani. Kaç gündür bir sıkıntı yok yani. İyi şu an durumu, çok şükür. Dünyanın en mutlu insanıyım. Oğlum artık sağlığına kavuştu. Hep böyle bir üzüntü vardı içimde. Ah bir şey olacak, şöyle olacak diye ama şu an sağlığına kavuştu, hiçbir sıkıntısı kalmadı hocamızın da söylediği gibi. Çok mutluyum yani, artık oğlum rahatlıkla okula gidecek, parka gidip oynayacak. Yani diğer arkadaşlarından bir farkı kalmadı şu an. Çok mutluyuz.